Ladies and gentlemen, prison times. Efendim, bir köşede daha birlikteyiz. Biz yazmıyoruz, konuşuyoruz. Kötü taraf, ikimiz de Karadenizliyiz. Aslında kötü taraf derken biz kendimizde şaka yapmayı seven bir grubuz, gazeteciyiz. Yine Okan Direk'le birlikteyiz. Ya ben bugün özellikle şu Spain tişörtünü giydim, turizm konuşalım diye. Spain belki anlamazlar. Açılımı ne? Ha, İspanya İngilizce. İspanya. İspanya. Şimdi bu yıl sezon, turizmde sezon açılırken hep korktuk. İşte turist gelecek mi, gelecek mi, gelmeyecek mi? İşte Rusya açacak mı? AB açacak mı? Almanya gelecek mi? Derken İngiltere, biz ilk İspanya'ya sistemi açıyoruz ve vatandaşlarımızı göndereceğiz dedi ve İspanya bunun üzerine, biz haberinde yaptık zaten, plajlara böyle ipler çekti, 1,5 metre arayla herkes orada kalacak, güneşlenecek, aile birbirine değmeyecek falan filan. Bir sefer yaptıktan sonra Antalya Büyükşehir'de onu gördü zannediyorum, o da Antalya'da uyguladı. Fakat bizim insanlarımız çok fazla öyle, hani robotlaşmış, oraya sok beni, buradan çık filan, çok fazla sevmiyorlar. Ama şu an için konuşuyorum. İngiltere hemen akabinde İspanya'da çıkan bu olaylardan, koronadan dolayı ciddi şekilde İtalya'da dahil olmak üzere çok hasta sayısı halihazırda çok fazla ve çoğalıyor. Onun için Türkiye'ye kapılarını açtılar ve artık ilk gelen grup Ukrayna ve İngiltere oldu. Arkasından Rusya açtı. Arkasından Almanya açtı. Tabii Almanya açacağını söyleyince hemen Romanya ve diğer, yani söz verdiği için diğer yanları geldi. Akabinde Almanlar da gelmeye başladı. Güzel de oldu. Tabii biz birazcık dikkat etmeliyiz. Şu anda Yunanistan'da, yani Akdeniz sahilinde tatili yapacak olan, tatile gidecek olanların hepsiyle ilgili sıkıntı var. Ama cennet Antalya'da. Her şey çok daha güzel. Sahiller güzel. Şimdi ben buradan nereye bağlamak istiyorum? Buraya Menderes Türel bir sahil yaptı. Arkasından Muhittin Böcek bu sahille ilgili yeni çalışmalar yaptı. Yani pırıl pırıl bir dünya güzeli olan bir sahilimiz var. Her gelen de çok beğeniyor, mutlu. Fakat bizim insanımızla ilgili bir sıkıntı var. Bu bizim insanımız şeyi karıştırıyor. İşte çimleri sigara söndürme kül tablası zannediyorlar. Halbuki kül tablası çimenler değil. Veyahut da işte duşakabinler var sevgili Okan. Girmek ne mümkün? Yani idrar kokuyor, büyük abdestini yapıyor. Yani ben anlamıyorum. Yani ki Beach Park'ta gerçekten şaşıracaksınız. Klimalı tuvaletler var. Klima. Evet. İçinde klima olan, yaz kış üşümediğiniz, donmayacağınız tuvaletler var. Orada üstünüzü değiştireceğiniz yere icat yapıyor. Ayıp. Evet. Bu sırf bu değil ama bunun haricinde işte duşlar var, dörder tane. Bunların devamlı ya çalınıyor ne bir şey. Belediyenin biraz ilgilenmesi lazım, bunları takacak. Ama bir de işte o sahildeki özel güvenlik var, emniyet güçlerimiz var. Sahilde tabii yatan bir dolu güzel kızımız var. Onlara bakmak yerine şu muslukları ve tuvaletlerini yapan arkadaşların kulaklarını çekseler, işte pek kızmayalım ama çekirdek satan insanlar var. Oraya kapıdan itibaren çekirdek satmanı engellesek de o yerlerde çekirdek kabukları olmasa, çoluğumuz çocuğumuz var, böcekler olmasa, çok güzel çimenler var. Plajımız leş gibi, oraya devam eskisi kadar değil ama yine de atıyorlar. Ne olacak bu? Şimdi hep bunu, şunu söylüyoruz. Ben her şeyi devletten istemeyeceğiz ama. Yok yok, bu kültür meselesi ama işte bir türlü vatandaşlarımız ya da insanlarımız bu konuda sağduyulu değiller. Bu kültür meselesi. Bu iş bilerek yapılıyor. Niye bilerek yapılıyor? Canım ben atacağım, nasıl olsa temizlik görevlisi Temel var, gelir toplar. Bu mantık ağır bastığı için kültür dediğimiz konu da gerçekleşmiyor. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bir şey var. Telefonunuzla bu bulduğunuz arkadaşların fotoğrafını çekiyorsunuz ve devlete gönderiyorsunuz. Ya da polise veya oradaki görevliye bu arkadaş işte bunu yaptı diyorsunuz.
O da arkadaş da ceza kesiyor. Gerçi ceza kesiyor da ne oldu? İşte maske kullanılıyor, otobüse bindin diye kavga çıkıyor. Bir yerden yasalara uymak için halk kendi içinde devlete bilgi verip bunların cezalandırılması gerekiyor. Şimdi nüfus arttıkça, sayı arttıkça, yoğunluk arttıkça bu işin zaptı ancak kurallar ve müeyyidilerle. Ama kural var da uyulmuyor ki. İşte yani cezalarla bu söz konusu olacak. Bakın bugün araba, otomobil sürücülerin çoğu, bizler de keza 60 kilometre, 70 kilometre geçmemek için, çünkü cezalar ağır. Hani affedersin, bir sokak tükürmenin cezası var, aslında yazılmıyor, edilmiyor, cezası var. Ya bunlar üzerine basa basa yapılırsa, bakın ne çıktı en son, artık kaldırımlara araç park edemeyeceksiniz, cezası yüksek gibi. Fevkalade. Evet. Yani olursa, yani cezalar artık, madem biz anlatarak yola getiremiyoruz insanları, arkadaş temiz bir milletiz diyoruz, hijyenik bir milletiz diyoruz ama aslan yattığı yerden belli olur, aslında aslanın yattığı yeri çok affedersiniz, İdrarı götürür. Yani aslında çok kötü, hiç kimse evet. Kullanamıyorlar. Umumi yerlerde çok umumi problemler var. Gelecek olan hem turist gelsin diyoruz buraya, evet. Buraya harcanan çok büyük servet var devletin harcadığı. Hem de biz elimizdeki cenneti mahvediyoruz. Biraz daha duyarlı olalım istiyoruz. Ben devletten çok önce Antalya'ya gelen, tatil için gelen insanların, ki bu sene çok fazla iç turizmde insanlar geldi. Plakaları gördüm. Hiç hayatımda görmediğim plakaları gördüm. O kadar çok fazla insan geldi. Çok güzel bir şey ama evlerini nasıl tutuyorlarsa, değil lütfen mi? Şu plajı da aynı şekilde, şehri de aynı şekilde, geldiğinizde bu şehir tertemizdi, lütfen kirletmek için gelmeyin. Yine siz de temiz tutun, çocuğunuza da aynı şekilde. Bir de öncelikle ve özellikle söylüyorum, burada engelli araç otopark yerleri vardır plajda. Lütfen park etmeyin, polis memuru arkadaşlar gerçekten bu konuda iyiler. Park ederseniz halk da dahil olmak üzere uyarıyorlar. Engellilerin otoparklarına park etmeyin. Evet. Ben teşekkür ederiz. Turizmle ilgili minicik bu kadarcık bir şeydi. Vaktimiz doldu. İnşallah Türkiye en kısa zamanda bu zor zamanları atlatır, dünyadaki olduğu gibi. Ama Antalya birazcık turizmle besleniyor. Sırf içindeki değil, çevresindeki illerde. Görüşmek üzere.